Sayın İhracatçı Birlikleri üyelerimiz, merhaba, ben Gökhan Altıparmak. Akdeniz İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği Tarım Sektörleri Şubesi'nde Urge Proje Uzmanı olarak görev almaktayım. Bu videomuzda TradeMap web sitesi kullanımı hakkında bilgilendirme serilerinin ikinci bölümünü sizlerle paylaşacağız. Öncelikle bir önceki bölümde neler anlattığımızı hatırlatarak başlayalım. Bir önceki videomuzda TradeMap hakkında genel bilgiler, TradeMap'in hangi konularda ve hangi amaçlarla kullanılabileceğine dair bilgiler, TradeMap internet sitesine nasıl üye olunacağının anlatımı, konu başlıklarını sizlerle paylaşmıştık. Bu videomuzda ise size aktaracağımız konular şu şekildedir. 1. Getip ve HS kodu ile ilgili bilgi verilmesi. 2. TradeMap'in ana sayfasındaki bütün tıklanabilir seçeneklerin anlatılması ve örnek bir Getip ve HS kodu üzerinden gösterim yapılması. İlk olarak Getip ve HS kodu ile başlayalım. Getip kodu diye hitap edilen terimimiz, gümrük tarife istatistik pozisyonu olup, İhracattaki en önemli unsurlardan biri olan mal ya da hizmete karşılık gelen 12 haneli bir numaradır. Genellikle 4, 2, 2, 2, 2 olarak hanelendirilmiş, aralarında noktalar bulunan bir sayı dizisidir. Ve bir malı ya da hizmeti ihraç ederken kesinlikle bilinmesi gereken bir bilgidir. Getip kodlarının ülkemizde 12 haneli olarak karşılıkları var iken, bu kodun ilk 6 hanesi ise bütün dünyada ortak olarak kullanılan HS kod, yani Harmonized System Code olarak adlandırılmaktadır. TradeMap web sitesini kullanırken ise ürününüzün karşılığı gelen 12 haneli Getip kodunun ilk 6 hanesini kullanmanız gerekecektir. Çünkü az önce belirttiğimiz gibi sadece ilk 6 hane bütün dünyada ortak olarak kullanılmakta ve 6 haneden sonra 12 haneye kadar olan kısım ise her ülkeye göre farklılık göstermektedir. İhraç etmek istediğiniz ürünün Getip kodunu bilmiyorsanız Ticaret Bakanlığı'nın tarife arama motoru ya da TÜİK yani Türkiye İstatistik Kurumu'nun internet sayfasındaki arama sekmesinden ürününüzü aratarak Getip kodunuza ulaşabilirsiniz. İkinci olarak ise TradeMap web sitesinin ana sayfasındaki tıklanabilir bütün seçenekler hakkında bilgi vererek devam edeceğiz. TradeMap ana sayfasında ürünlerimiz ile ilgili olarak aratma yapacağımız sekme burada göreceğiniz üzere Home and Search yani ana sayfa ve arama sekmesidir. Diğer sekmeler ise Data Availability yani veri ulaşılabilirliği sekmesi, hangi mal ya da hizmet ya da şirket bilgisinin hangi ülkelerde ulaşılabilir olduğunu anlatan sekmedir. Reference Material yani kaynak veriler ve kullanıcıların sorularının cevaplandığı sekmedir. Other ITC Tools yani Uluslararası Ticaret Örgütü'nün TradeMap'in dışındaki diğer veri kaynakları hakkında bilgi veren sekmedir. Ve More sekmesinde ise TradeMap internet sitesinin kullanımı hakkında diğer bilgiler bulunmaktadır. Yan tarafa geçtiğimizde ise hesap bilgilerimizin bulunduğu sekmeyi görüyoruz. Bu sekmeye tıkladığımızda hesabımızla ilgili yapabileceğimiz işlemler karşımıza çıkıyor. Bu sekmenin yanında ise sitenin dil seçenekleri bulunuyor. Ben İngilizce olarak kullanıyorum. Siz de yabancı dil bilginize göre burada bulunan diğer seçeneklerden birini tercih edebilirsiniz. Alt tarafta ise karşımıza import ve export seçenekleri çıkıyor. Herhangi bir ürün hakkında eğer ithalat rakamlarına ulaşmak istiyorsanız import seçeneğine, ihracat rakamlarına ulaşmak istiyorsanız ise export seçeneğine tıklamanız gerekiyor. Yan tarafa geçtiğimizde ise service ve product seçenekleri bulunuyor. Eğer ticari bir mal hakkında arama yapmak istiyorsanız product seçeneğine ya da bir hizmet ile ilgili arama yapmak istiyorsanız Service seçeneğini tıklamanız gerekiyor. Biz ticari mal ürünü üzerinden gideceğimiz için Product seçeneğini kullanacağız. Product seçeneğini seçtikten sonra hemen yanındaki bu boşluğa ürününüze ait 6 haneli HS kodu ya da eğer ilgili HS kodu bulamadıysanız ürününüzün İngilizce adını buraya yazmanız gerekiyor. Bu hane için ayrıca Single ya da Group seçenekleri bulunuyor. Bu seçenekler ise Single'ı seçtiğimizde tek bir ürünü aratabiliyoruz. Grup seçeneğini seçtiğimizde ise içinde birden fazla ürünü barındıran bir ürün grubunu aratabiliyoruz. Biz şu anlık single yani tek ürün olarak aratmaya devam edeceğiz. Grup araması yapılması ile ilgili olarak ise sonraki bölümlerimizde sizinle ayrıntılı bilgi paylaşmayı düşünmekteyiz. Bir alt satıra geçtiğimizde ise aratma yapacağımız ülkeyi seçiyoruz. Sonrasında alacağımız bütün raporlar bu seçeceğimiz ülkenin gerçekleştirmiş olduğu ithalat ya da ihracat rakamları olacak. Bu sekmede de yine tek ülke olarak seçim yapabiliyoruz. Ya da region
yani bölge seçeneğini seçerek TradeMap'in yapmış olduğu bölge sınıflandırmalarına göre aynı bölge içerisindeki birden çok ülke için arıtma yapabiliyoruz. Burada ayrıca kendimiz ülke grupları oluşturarak arıtma da yapabiliyoruz. Bu şekilde ülke grupları oluşturarak arıtma yapmayı ise yine sonraki bölümlerimizde ayrıntılı olarak anlatacağız. Şimdi isterseniz buraya örnek bir HS kodumuzu girelim. Evet, şu an seçtik HS kodumuzu. Biraz önce anlattığım şekilde buraya arıtma yapacağımız ülkeyi seçeceğiz. Buraya da örnek olarak bu ülke seçelim. Mesela İtalya. Evet. Şimdi arıtma yapacağımız ülkeyi seçtikten sonra aşağıda bir hane daha çıkıyor gördüğünüz üzere. Bu hanede ise seçtiğimiz ülkenin belirli başka bir ülke ile arasındaki ticareti görebilmek adına ikinci bir ülke seçebiliriz. Eğer bütün dünyaya yaptığı ticareti görmek istiyorsanız buraya herhangi bir ülke seçmeden de devam edebilirsiniz. Ülke seçimini gerçekleştirdikten sonra aşağıda 5 farklı sekme bulunuyor. Şimdi bunlara bir göz atalım. İlk sekme Trade Indicators yani ticari göstergeler. Bu sekmede ilgili ülkenin ticaretinin analizine yönelik 15 sütunluk bir rapor karşımıza çıkmaktadır. Ve bu sekmeyi ilerleyen bölümlerimizde ayrıntılı şekilde anlatmayı düşünmekteyiz. Bu sekmeden sonraki Yearly Time Series, yıllık dönemlerde, Quarterly Time Series, çeyrek yıllık dönemlerde, Monthly Time Series sekmesi ise aylık dönemler şeklinde ilgili ülkenin ithalat ya da ihracat rakamlarını bize sunmaktadır. Company sekmesi ise belirli bir ürünün belirli bir ülkede ithalatçısı ya da ihracatçısı firmaların listesini bize sağlamaktadır. Biraz daha aşağıda karşımıza çıkan 3 adet grafik bulunuyor. Bu grafiklerden ilki belirli bir ürün için seçilen ülkeye göre dünyadaki ithalatçı ya da ihracatçı ülkelerin oranlarını gösteriyor. İkinci grafikte ilgili ürün ve ülke için ithalatçı ya da ihracatçı ülkelerin interaktif bir dünya haritası üzerinde dağılımı gösteriyor. Ve üçüncü grafik ise ilgili ülkenin seçilen üründe ithalatçı mı ya da ihracatçı mı olduğunu gösteriyor. Bu grafikleri ise yine ilerleyen bölümlerde ayrıntılı olarak anlatacağız. Şimdi son olarak bir örnek üzerinden TradeMap sitesinde ithalat ve ihracat rakamlarına nasıl ulaşılacağını sizlerle paylaşalım. Daha öncesinde anlatmış olduğum üzere ilk haneye HS kodumuzu giriyoruz 6 haneli olarak. Ve birazdan karşımıza evet şu an getirdi. Ürünün tanımıyla birlikte şu an seçiyoruz HS kodumuzu. İkinci hanede hakkında bilgi almak istediğimiz ülkeyi seçeceğiz. Burada da yine örnek bir ülke olarak seçiyorum ben İtalya'yı. İstersek bir alt hanede İtalya ile arasında ticaret yapılan diğer ikinci bir ülkeyi seçebiliriz. Ben burada bütün dünyaya yapmış olduğu bütün dünyadan yapmış olduğu ithalatı görmek istiyorum. Ondan dolayı burayı boş bırakacağım ve bütün dünyadan İtalya'nın bu getir kodunda yapmış olduğu ithalatları yıllık olarak bir tablo oluşturacak. İsterseniz çeyrek yıllık ya da aylık dönemleri de seçebilirsiniz. Tablonuz ona göre karşınıza çıkar. Ben şu anda gösterim açısından yıllık dönemi seçiyorum. Evet, karşımıza geldi. 2015'ten başlayarak 2019 yılına kadar, 2019 yılda dahil olmak üzere İtalya'nın bu getir kodunda, HS kodunda yapmış olduğu ithalatlar bütün dünyadan hangi ülkeden ne kadar almış ve şu an bize verdiği değerler ise Amerikan doları olarak karşımıza çıkıyor ve şurada göreceğiniz üzere 1000 dolar buradaki birim. Yani şurada göreceğiniz bütün rakamları 1000 ile çarpmanız gerekiyor. Sonrasında karşınıza esas kastedilen tutar çıkacak. Burada tutarı karşımıza çıkardı. İstersek şuradaki haneden miktarları da seçebiliriz. Seçelim. Evet, şu an yine aynı HS kodunda İtalya'nın dünyadan yapmış olduğu ithalatı ton olarak görüyoruz. Burada 1000 ile çarpma durumu yok. Çünkü burada herhangi bir belirteç de yok zaten gördüğünüz üzere. Bunlar ton olarak karşımıza çıkıyor. 2015'ten başlayarak 2019'da dahil olmak üzere karşımıza bu tablo oluşturuldu. İstersek bu tabloyu indirmek için şuradaki Excel seçeneğine tıklayarak bunu bilgisayarımıza indirip Excel üzerinde çalışma sağlayabiliriz.
Burada niye 2019'a kadar veriler geldi diye bir soru gelebilir aklınıza. Burada ülkelerin trade map'e ya da daha doğrusu Birleşmiş Milletleri kendi ticaretlerini hangi yıllar sundularsa onlar karşımıza geliyor. Ama burada da tabii farklı bir çözüm var. Şuradaki direkt datayı mirror data olarak değiştirdiğimizde sonuçlar değişiyor. Gördüğünüz üzere 2020'de geldi. Çünkü bunu sonraki bölümlerimizde de daha ayrıntılı şekilde anlatacağız. Mirror data olayına tıkladığımızda ilgili ülkenin değil de o ülkeyle ticaret yapmış olan diğer ülkelerin vermiş olduğu bilgilere dayanarak oradan bir tablo oluşturuluyor. Yani dolaylı bir tablo oluşturulmuş oluyor. Ama sonuç olarak bize 2020 yılında vermiş oluyor. Burada da böyle bir ayrıntı var. Evet, burada İtalya'nın yapmış olduğu ithalatla ilgili bir tablo oluşturduk. İsterseniz ana sayfaya tekrar dönelim. Aynı durum eğer belli bir ülkenin ihracatlarını görmek istiyorsanız burada imports yerine export'u tıklayarak yine aynı şeyler geçerli. İsterseniz buraya ikinci bir ülkeyi de yazabilirsiniz. Sonuçlar ona göre çıkacaktır. Sadece o ülkeyle olan ticareti karşınıza gelecektir. Ama yine ben dünyaya yapmış olduğu ihracatı görmek istiyorum. Onun için aynı şekilde sadece imports'u exports olarak değiştirerek yearly time series seçeneğini tıklıyorum. Ve şimdi de İtalya'nın bu HS kodunda dünyaya yapmış olduğu ihracat verileri önüme geldi. 2016 yılından başlayarak bu sefer 2020 yılı da var. Çünkü mirror datayı seçmiştik. Şu an yine o seçili olduğu için 2020'de karşımıza geldi. Burada yine 1000 dolar birim ve burada tutarlar karşımıza geldi. İsterseniz yine buradan tıklayarak value üzerine quantities'i seçtiğimizde karşınıza miktarlar gelecek. Evet, ton olarak geldi yine. İtalya'nın dünyadaki bu HS kodunda yapmış olduğu ihracatlar böyle bir tablo ile karşımıza çıktı. Bunu istersek yine dediğim şekilde Excel file seçeneğine tıkladığımızda bilgisayarımıza indirerek çalışma sağlayabiliriz. Evet, sayın ihracatçı bilgileri üyelerimiz. İkinci bölümümüzde de bu bilgileri size aktardık. Sonraki bölümlerde de bu raporların daha ayrıntılı şekilde gösterimiyle sizlere anlatım sağlayacağız. Şimdilik bu kadar. Teşekkür ederiz. Hoşça kalın.